Arkadaşlar 1-3 Toyota Corolla. Birinci vitese ve ikinci vitese girerken takılı kalıyor bazen. Yani şu konumda kalıyor. Daha sonradan tazelediğinizde giriyor. Şu anda yapmadı ama az önce yapmıştı. Tekrardan göstereyim. Yani arkadaşlar zaten bu problemi olanlar benim demek istediğimi anladı. Bakın şurada takılıyor. Biraz sertlik var. Ondan sonra ittirdiğiniz zaman giriyor. İkide de aynı şekilde. Özellikle yolda giderken vites düşürme esnalarında araçta da kasılma olduğundan dolayı bu sıkıntıya neden oluyor. Şimdi bunun çözümünü anlatacağım. Çok basit. Sezer vitesleri bir oynasana. Vitesi ilk baş geriye at. Geriye attın mı? Evet. Tamam, al boşa. Bakın arkadaşlar şu kısımda herhangi bir oynama yok. Görüyorsunuz. Şimdi şu kısma bakalım. Şöyle biraz netleştireceğim. Vites boşluğunu ileri geri yapsana. 1 ve 2 gibi. Daha sakin. Dur bir dakika ben yapayım. Şu elimle göstereyim. Bakın arkadaşlar. İçi artık aşınmış fiberleri. İleri geri yapıyor. Bakın bunda herhangi bir aşınıklık yok. Bu da ne oluyor? 1 ve 2 yaparken araçta kasılmaya neden oluyor. Yani vites çatalını yerine itemiyor. 1'e koyalım. Bakın nasıl geziyor içinde bak. 1'e doğru ittir onu. Bakın. Vites çubuğu sabit duruyor. Kafa ileri geri gidiyor. 2'ye çek. 2'ye doğru ittir kendine doğru. Bakın boşluğu görüyor musunuz? Bu boşlukta buna neden oluyor. Videslerdeki aptallaşma. Şimdi pulu çıkardık. Çok basit arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir şey. Fiberin aşınıklığı zaten belli. Fiber aşınmış, ovalleşmiş artık. Buna şöyle bir yüzük buldum. Ayarladım bir tane. Geçirdim. Şimdi bu yüzüğün genişliğinde şu fiberi de deleyeceğim matkapla. Ondan sonra buraya sıkı girdikten sonra pimini takacağım ve olay bitecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Toyota Corolla'larda bu şekilde işlemi çözebilirsiniz. Videslerin sert girme sorununu. Arkadaşlar içine bir tane burç yaptım. Etrafını da deldim güzelce. Şimdi buraya geçişi gayet normal. Şık diye geçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu ispenin içine bunu geçireceğim. İyice yataklatacağım içine. Ondan sonra pimlerini bağlayacağız. Tutsana Sezer. Evet. Şimdi şu kısma. Bir dakika. Terse çevirelim. Daha etkili olur böyle. Şimdi ön kısma pul gelecek zaten. Gördüğünüz kısma da pulu taktık. Şimdi pimini de geçiriyorum. Bunun dikslere, şunlara, bunlara bakarız. Hepsine bakarız. Sezer 1 ile 2'nin boşluğunu oynat bakalım. Oynat. At 1'e. Tam dayan ileri. Bak boşluk neredeyse kalmadı gördün mü? O da çalışma boşluğu. At 2'ye. Oynat 2'ye. Uzat 2'ye. Bak bu da çalışma boşluğu. Öbüründe olan boşluk. Arkadaşlar bu şekilde arızayı düzeltebilirsiniz. Tabi baskı balkanız bitik değilse.